Luka Modrić. Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'u 2018 yılında Modrić kazandı ve Ronaldo ile Messi'nin 10 yıllık hakimiyetine son verdi. Luka Modrić'in hayat hikayesi aynı zamanda yakın tarihin acılarının da bir parçasıdır. 9 Eylül 1985'te Hırvatistan'ın Zadar bölgesindeki Zaton Obravički köyünde doğduğu zaman Yugoslavya henüz parçalanmamıştı. Annesi ve babası tekstil işçisiydi. Küçük Luka dedesinin köydeki evinde büyürken onunla birlikte keçi çobanlığı yaptı. Yugoslavya iç savaşının ateşi onların evine de düştü. Sırp çeteciler gözlerinin önünde onunla aynı ismi taşıyan dedesini öldürdü ve evlerini yaktı. 6 yaşındayken Zadar şehrine göç etmek zorunda kaldılar. Orada bir pansiyonda güç şartlarda hayatlarını sürdürürken bomba sesleri altında futbolla tanıştı. Babası ordu için tamirci olarak çalışıyordu. Kaldıkları pansiyon stadyuma çok yakındı. 7 yaşındayken yerel takımın altyapısında oynarken futbol tekniği dikkat çekmeye başladı. Ailesi o kadar yoksuldu ki spor kıyafetleri alamadıkları için küçük Luka'nın tozluk, şort ve formasını evde kendileri dikmişti. 10 yaşındayken bölgenin en iyi futbol takımı olan Hajduk Split'in seçmelerine katıldı. Çok zayıf ve çelimsiz bulunduğu için alınmadı. 16 yaşındayken Dinamo Zagreb'in genç takımına girdi. Bir yıl sonra Zagreb'le profesyonel sözleşme imzaladı ve Bosna Hersek'te bulunan Hırvat takımı Zrinjski Mostar'a kiralık verildi. Bosna Ligi'nde bir yıl oynadıktan sonra Hırvat Ligi ekiplerinden Inter Zabrecic'e gitti. Zabrecic de çok iyi oynadı, takımı lig ikincisi olurken o da yılın umut veren futbolcusu oldu. 2005'te Dinamo Zagreb'e döndü. Yaptığı sözleşmeden kazandığıyla ailesine hemen Zadar'da güzel bir daire satın aldı. İlk sezonunda Dinamo Zagreb'de 31 maçta 7 gol attı. Mart 2006'da ilk kez milli formayı giydi. Ertesi yıl takımı şampiyon olurken 5 gol 10 asistle katkı yaptı. Modrić artık büyük kulüplerin transfer listesine girmeye başlamıştı. 2008 yılında Tottenham'a transfer olurken ödenen 16,5 milyon avro bonservis ücreti Dinamo Zagreb tarihinde bir rekordu. Dinamo'dan ayrılırken geride 69 maçta 21 gol 21 asisti vardı. Tottenham günleri diz sakatlığı nedeniyle pek de iyi başlamamıştı. İngiliz futbol kamuoyunda fiziğinin zayıflığı nedeniyle Premier Lig'de oynamasının zor olduğuna dair yaygın bir kanaat vardı. Tottenham'da 10 numara pozisyonunda oynarken beklentilerin altında kalmıştı. Hoca değişikliğiyle 8 numaralı pozisyona geçti ve gerçek performansını sergilemeye başladı. İkinci sezonunun sonunda takımın yıldızı durumundaydı. 2010'da Tottenham'la 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. Modrić'in yükselen grafiği başta Chelsea olmak üzere onu Avrupa'nın en zengin kulüplerinin istediği oyuncu yapmıştı. Premier Lig'de en başarılı pas yüzdesiyle oynayan futbolcuydu. Üstelik de bu pasların çoğu ileriye doğru kilit olarak adlandırılan, takımının hücumda etkili olmasını sağlayan paslardı. Tottenham'da 4 sezonda 160 maçta 17 gol atarken 27 de asist yaptı. 2012 yılında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Takımda yer bulması kolay olmadı. Orta sahada Mesut, Khedira ve Alonso vardı. İlk aylarında ya yedek kaldı ya da oyundan çıkarıldı. Çalışma hırsı ve azmiyle ünlüydü. Ayrıca kişilik olarak da uyumlu ve sevilen biriydi. Bir süre sonra Real Madrid'in orkestra şefi olarak kendini gösterdi. 2018 Dünya Kupası'nda kupanın en iyi futbolcusu seçilirken, ülkesi Hırvatistan, Uruguay'dan sonra finale yükselen en küçük ülke oldu. Real Madrid günleri devam ediyor ve tabii ki Modrić efsanesi de.